Değerli izleyiciler, bugün Kızıldere katliamı üzerine konuşacağız. Kızıldere katliamının bu yıl 50. yıl dönümü. Bu yara hala kapanmadı ve kapanacağı da benzemiyor. Türkiye'nin ilk yargısız infazı, yani hem de çok sayıda özellikle 10 insana uygulanan ilk yargısız infazdır. Ve dolayısıyla da ve hesabı da sorulmayan yargısız infazdır. Bugüne kadar hesabı maalesef sorulmadı. Fakat Kızıldere derin yaralar bıraktı ve bugün de hala o yaralar dediğim gibi kapanmadı. Ama aynı zamanda çok önemli mesajlar da Kızıldere olayı bize bıraktı. Analiz ettiğimizde Kızıldere'yi çok önemli mesajları çıkarabilir ve Kızıldere'ye gidiş süreci bir devrimci hareketin nasıl oldu, nasıl gelişti? Bunlara daha sonra bu önce isterseniz işte Kızıldere olayını anlatalım nasıl oldu. Ondan sonra da çıkarmamız gereken dersleri, o mesajları irdeleyelim. Kızıldere'ye aslında gidiş olayı kaçış olayıyla başlar. Kaçış olayında da Teakoğlu arkadaşlar, biliyorsunuz Kartal Maltepe Askeri Cezaevinden 5 devrimci arkadaş, Mahir Çayan, Ulaş Bardakçı, Ziya Yılmaz, Cihan Aptekin ve Ömer Ayna kaçmışlardı. Bu arkadaşların 3 tanesi, ilk saydığım 3 tanesi Mahir, Ziya Yılmaz ve Ulaş Bardakçı THKPC üyeleriydi. Diğer ikisi Cihan Alptekin ve Ömer Ayna da TEAKO'nun mensuplarıydı ve militanlarıydı. Aslında kaçış olayı, o tünelin açılması ve kaçış olayının planlanması, amaç kaçmak, TEAKO'lar açısından söylüyorum, kaçmak ve İdam cezası almış olan deniz gezmişleri kurtarmak. Şimdi birazdan gelişmeleri anlattığımda anlaşılacak zaten. Ve kaçış olayında da biraz önce dediğim gibi 5 arkadaşımız o gece saat 5 ile 6 arasında cezaevinden kaçtılar. Bunun geniş şeyini ben size dediğim gibi Oda TV'de ararsanız bulursunuz. Bu arkadaşlar işte bir dönem İstanbul'da kaldılar. İstanbul'da hayatlarını sürdüremeyecekleri anlaşılınca orada evlerin gizlenme olanaklarının zorluğu nedeniyle Ankara'ya geçtiler. Ankara'da da bir süre sonra gizlenme, saklanma ve şey olanakları, yaşayabilme olanaklarını yavaş yavaş kaybetmeye başladılar. Birçok ev basılmaya başlandı. Yavaş yavaş merkeze doğru şey gelecekti. Tutuklamalar, çorap söküğü gibi başlamıştı. Dolayısıyla da Ankara'da kalmaları mümkün olmadı arkadaşların. Ve Karadeniz'e geçmeyi düşündüler. Ama ondan evveli sürekli Cihan Alptekin mutlaka bir eylem yapalım, denizleri mutlaka kurtaralım, sürekli baskı yapıyor ve en sonunda da şöyle diyor: eğer diyor siz bir şey yapmazsanız bana söyleyin, ben diyor, ben üzerime bombaları, mayınları, dinamitleri, bombaları bağlarım, giderim meclisin kapısında kendimi patlatırım. Aynen böyle söylüyor. Bunun üzerine zaten Ankara'da da biraz önce dediğim gibi kalma olanakları gittikçe azalan, sürekli tutuklanmalar ve evlerin deşifre olmasından sonra bir karar veriyorlar. Karadeniz'e geçmek, ama geçmeden evvel de orada bir eylem yapıp denizleri kurtarmak daha gitmeden planlanıyor. Ve işte Ünye'deki o NATO, neydi o, radar üssü
Karadeniz'deki çalışanların kaçırılacağını, çünkü Karadeniz'de bir çalışması vardır Takip Öcen'in daha evvelinden. Orada bir kitle temeli vardır. O yüzden de orada istihbaratları da almışlardır ve oraya gittiklerinde ne yapacaklarını biliyorlar. Fakat gitmeden evvel Doğu Perinçek, Doğu Perinçek nereden çıktı? Tabii Doğu Perinçek olayı da var. Mahir gitmeden evvel bu sıkışıklık döneminde Doğu Perinçek'le görüşmek istiyor. Bu gerçekten olmuş bir olay. Bunun nedenlerini de ben Doğu Perinçek'le, Sayın Doğu Perinçek'le tartıştım. Nedenlerini de biliyoruz. Çok sıkışmışlardı. Bir başka örgütün ilişkilerine şey yapmak. Bir de ya niye bir eylem yapmaya çalışıyorsunuz, sonucu ne olacak diye onların bir yanlış yapmasını engellenmesi noktasında Doğu Perinçek'in de bir katkısı olabileceği düşüncesinin olduğu da tartışmalarımızın içinde ortaya çıkmıştı. Şimdi Karadeniz'e giderken Mahir Çayan diyor ki bu bir intihardır diyor. Yani yapılacak eylem ve onun sonuçlarının ne olacağı noktasında Mahir benim görebildiğim en zeki insanlardan biriydi. Bunun ne olduğunu biliyor. O yüzden de diyor ki bu bir intihardır. Marksizmde intihar yok ama bunu yapmak zorundayız. Mecburuz. Mecburiyet, zorunluluk. Niye? Teakolu arkadaşlar sürekli sıkıştırıyorlar. Mutlaka bir eylem yapalım falan. Ankara'da o eylemi yapmanın olanakları yok. Karadeniz'de işte dediğim gibi daha önceden hesaplanarak eylem gidiyorlar ve gittikten kısa bir süre sonra da bu eylemi gerçekleştiriyorlar. Peki eylemi gerçekleştirdikten sonra onları evinden kaçırıyorlar işte iki İngiliz bir Kanadalı teknisyeni ve bunları arkadaşların bir kısmının da bulunduğu biliyorsunuz işte Niksar'ın Kızıldere köyüne gidiyorlar. Arkadaşların bir kısmı da orada. 4-5 arkadaş kaçırıyor bunları Mahir Çayar başta olmak üzere. Ve o yöreden 3 tane de devrimci, o yörenin insanı. Kaçırma olayında da özellikle bir tanesi bulunuyor. Bunları tek tek isimlerini var ama vermeye gerek yok. O daha sonra öldürülen, katledilen arkadaşlarımızın ismini verirken onları söyleyeceğim. Emrullah Aslan diye köyün muhtarının evine saklanıyor. Bütün arkadaşlar oraya gidiyor. Şeyi de iki Kanadalı ve iki İngiliz bir Kanadalıyı da oraya götürüyorlar. Yanlarında rehin olarak. Ve devlete de bunların evlerindeki kasaya bırakıyorlar. Bir bildiri. Daha evvel hazırlanmış eylemi yaptıklarında devlete şeylerini bildiriyorlar. Taleplerini. Ve Kızıldere'ye geliyorlar. Şimdi tabii ben daha sonra inceledim, araştırdım. Bu işi yaşayan arkadaşlardan öğrendim. Sayın Mustafa Aynur Beyefendiler de oraya gittiler. Özel olarak oralarda araştırma yaptılar gerçekten. Onun da verdiği bilgilerle. Oradaki zaten bütün devrimcileri olay ortaya çıkar çıkmaz oradaki bütün devrimcileri topluyorlar. Oraya daha önceden gitmiş olan Feyyaz Kurşuncu arkadaş, bizim Takip Öcen'in önemli militanlarından biridir. Benim sevdiğim değerli bir arkadaşım. Onu da tutukluyorlar. Yabancı oraya git demek takip ediliyor. Fakat onlardan çıkartmadan evvel onlara işkence başlıyor yapılmaya. Söyleyin bakalım bu olayı kimler yaptı, nereye gittiler vesaire. Niksar yolunda çevirme yapıyorlar tabii. Bu olay olur olmaz çevre illere haber veriliyor. Çevrelerde çevirme yapılıyor. Mahir Çayan ve arkadaşlarını Kızıldere'ye götüren kamyonun şoförü o çevirmede çevriliyor. Şüpheli hareketlerini görünce bir de sanıyorum telsiz gibi bir şey buluyorlar radyodan bozma bildiğim kadarıyla. Bunun üzerine gözaltına alıyorlar. Biraz hemen söylüyor.
Bana diyor 100 lira verdiler. Ben de onları diyor Kızıldere köyüne götürdüm. Devlet bunu öğreniyor. Öğrenir öğrenmez işte jandarmanın genel komutanı galiba, jandarma genel komutanı, o bölgenin jandarma komutanı ordunun ve askerler, polisler o bölgeye gidiyorlar, o köye. Köyü kuşatıyorlar. Hem de üç şey yapıyorlar. Kaçarlarsa birinden kurtulurlarsa öbürküne, öbürkünden olursa öbürküne öğrendiği üç halka yapıyorlar. Tabii sadece jandarma ve bildiğimiz normal polis yok. Kontrgerilla orada. Kendisi de itiraf etti, o Mehmet Eymür bizzat olayın içinde. Sadece o değil. Yabancı dili konuşan, yani İngilizce konuşan unsurlar da var orada. Onlar unsur. Onlar işte bizim Gladio dediğimiz, kontrgerilla dediğimiz unsurlar da orada. Ve saat 5'te geliyorlar, kuşatıyorlar. Saat 13.10'da, yani öğleden sonra ya da öğlen saat 1'de operasyonla olay bitiyor. Yani o zaman 10 devrimciyi, 10 kişi biliyorlar zaten, 11'i bilmiyorlar. 10 devrimciyi 8 saat gibi kısa bir sürede, yani onlara teslim olma olanağı bırakmadan, biraz onları zorlamadan, daha önce hatırlayın Mahir Çayan'la Hüseyin Cevahir Maltepe'de bir subayın evinde kızını rehin alarak Maltepe'de bir çatışmaya girdilerdi poliste. 2,5 gün orada devlet onları ikna etmek için ailelerini bile getirdi. Ta Tunceli'den aileler geldi. Şeyin ailesi, Hüseyin Cevahir'in. 2,5 gün orada yani teslim olmaları için ellerinden gelen her şeyi yaptı hakikaten devlet. Burada 8 saatte katlettiler. Bir yargısız infaz uyguladılar. İşte yok çatıştık şöyle böyle falan. Ben Ertuğrul Küpçü'nün bu konuda verdiği 2-3 tane farklı şey var. Onları da okudum. Tek sağ kalan ya. O nasıl sağ kaldı? Onu da şimdi anlatacağım. Herkes biliyor ama bir kez daha anlatalım. Olayın başında çevrildiklerinde, anons yapıldığında köy evinin böyle kav mı diyorlar, o bir tane tepede şeyi vardır. Penceresi küçük çatıda. Oraya Mahir Çayan çıkıyor. Yanında Ertuğrul Kürkçü, Saffet Alp. Teğmendir o. Hava kuvvetlerinde tek oradaki asker arkadaştır Saffet Alp. Çıkıyorlar oraya. Şeyle konuşuyorlar. O ara keskin nişancı, ya teslim olun deniyor tabii, bunlar deniyor doğal olarak ama işte teslim olmayacağız, şöyle olacağız, böyle olacağız deyince Mahir arkadaş isteyen diyor teslim olabilir. 11 kişiler ya. İsteyen diyor teslim olabilir. Ben diyor teslim olmayacağım. Gerekirse öleceğim ama ben teslim olmayacağım. Teslim olmak isteyen arkadaşlar olabilir. Bunu da ben anlarım deniyor. Fakat hiçbiri teslim olmuyor. Kabul etmiyor. Sonra ilk kurşunda ilk atılan o keskin nişancının kurşunuyla gözünden vuruluyor ve şey ölüyor. Mahir arkadaş. Şey de oradan aşağı iniyor. Ondan sonra İşte İngilizlerin yanına gittiğini söylüyor. Kimin İngilizleri infaz ettiği meçhul. Devlet diyor ki içerideki devrimciler infaz etti. Bu mümkündür, olabilir. Ayrıca öyle bir
ateş altında kalıyor ki arkadaşlar. Yani ancak savaşta yapılabilecek. Roket atarlar bile atılıyor. A6'larla taranıyor. Bir köy evini düşünün. İçindeki insanları mahvediyorlar arkadaşlarımızı. Ve tek bir kurşun sıkmadan. Orada gidip araştırma yapıldığında bu ortaya çıktı. Köylüler söylüyorlar. Hiçbir kurşun sıkmadılar. Şey, iki tane bomba attım diyor. O samanlığa saklanan beyefendi. Diyor ki iki tane el bombası attım, sonra aşağı indim. Hiç öyle bir şey yok. Tek bir kurşun atılmıyor içeriden. Oralarda taranılıyor. Sadece marş söylüyor arkadaşlarımız. Marş söyleyerek ölüyor hepsi. Sadece marş söylüyorlar. O şahıs da orada bir delik varmış aşağıya, ahıra inen. Oradan atlıyor oraya. Orada saklanıyor. Bazı yerlerde orayı aradı, askerler ayağından vurdu falan, ateş etti diyorlar. Öyle bir şey olmuyor. O doğru değil. 36 saat sonra geliyorlar. Onu da niçin geliyorlar? Şunun için geliyorlar. Ölü ya da işte ceset diyorlar onlar. Naaş bizim arkadaşlarımızın. Bunları aileler geliyor, tespit edip kendi şeylerini alıyorlar arkadaşları. Ertuğrul Kükçü'nün babası geliyor. Ertuğrul Kükçü'nün babasına şeyi gösteriyorlar. Al oğlunu burada. Bizim Sabahattin Kurt, benim üniversiteden arkadaşım, siyasallı. Onu gösteriyorlar. O da hiç benzemez Ertuğrul Kükçü'ye. Böyle yuvarlak kapalı, gür saçlı, dolgunca. Ya diyor, bu benim oğlum değil. Olur mu ya diyorlar, bir tek kişi kaldı işte, burada, bu senin oğlum. Ya diyor, ben oğlumu tanımaz mıyım diyor. Bu değil. Yani tabii kurşun yemişler, şey, arkadaşlar kurşun yemiş şey olmuşlar ama yüzlerinden tanımıyor. Yok demiş. Bunun üzerine şeye soruyorlar. Muhtara, gel bakalım diyorlar. Kaç kişi vardı içeride? Tekrar sayıyor, 11 kişi vardı diyor. Ooo, bir kişi oralarda. Geliyorlar işte samanlıkta. Orada buluyorlar. Ve kalkıyor zaten, ellerini kaldırıyor. Teslim oluyor. Ama 10 arkadaşımız orada hunharca, hala yarası geçmeyen ve biraz önce de dediğim gibi hesabı da sorulmayan ve bu olay yapılırken şunu da söyleyelim. Meclisle ve hükümetle ilişkilerini kesiyorlar. Yani Kızıldere köyündeki o infaz timi ya da infaz kuvvetleri hükümetle ve meclisle ilişkilerini kesiyorlar. Oradan aranıyor bunlar. Ne yaptınız, ne ettiniz diye ulaşamıyorlar. Yani kendileri irtibatı kesip 8 saatte o 10 insanı, ki onun içinde diyelim Devgenç Genel Başkanı var, Devgenç Genel Sekreteri var vesaire. Ve bu insanları hunharca, gözlerini kırpmadan katlediyorlar. Ve 50. yılı olmasına rağmen bu yara kapanmadı ve kolay kolay da kapanacağı benzemiyor. 50 yıl geçti. Şimdi özetle anlatmaya çalıştım. Peki niçin Kızıldere'ye gidildi? Kızıldere neydi? Mahir Çayan söylüyor zaten. Bu bir diyor intihar. Marksizm'de intihar yok. Ama bunu yapmak zorundayız. Ya intihar edeceğiz. Niçin? Niye bu noktaya geldi TKPC? Ben TKPC'nin o ilk 5 kişilik timinde beraber mücadele ettiğim arkadaşlarım, biz cezaevinde kaldık, çıkamadık. Aslında kaçma olayı istediğimiz gibi olsaydı biz de kaçacaktık. Bir 5 kişi daha kaçacaktı ertesi gün. Olmadı. Olmamış. Niçin oraya gidildi ve niçin intihar edildi? Şimdi değerli arkadaşlar,
Hayat bize şunu gösterdi ki, devrimciler açısından ben bunu söylüyorum. Kitlelerin, halkın kabul etmeyeceği eylemleri yaptığınız zaman, yani kitlelerin taleplerini, kitlelerin o eylemi kaldıramaya hazır olup olmadığını dikkate almadan yapacağınız eylemler ancak sizi halktan tecrit eder. Daha sonra da dikkat edin, bakın hep dev solcular öyle eylemler yaptılar ki polis de bunlara sürekli, hatırlayın, yargısız infaz uyguladı. Kuşattı, öldürdü. Kuşattı, evlerde sıkıştırdı, öldürdü. Ve halkın içinden bir tepki gelmedi. Dikkat ettiniz mi? Yani bir örgütün en büyük zafiyeti, eğer kendisiyle ilgili devletin yapacağı şeylere halk eğer sessizse, hatta destekliyorsa, o örgüt için aslında ölüm çanlarıdır. Neyse. Şimdi 10 kişi öldürüldü ama çok ciddi bir tepki olmadı. Deniz olayının dışında, denizin dışında hiçbir 1971'deki eylemlerde öldürülen, şey yapılan insanlarla ilgili kitlelerin pek bir hassasiyeti olmadı. Niye? Çünkü sizin yaptığınız eylemleri kitleler kabul etmedi. Banka soygununu, adam kaçırmayı, Efraim Edrom'un kaçırılmasını ve öldürülmesini kitleler kabul etmedi. Kızıldere'ye gittiğinde bu arkadaşlarımız, 10 arkadaşımız yargısız infazda 8 saatlik kısa bir sürede katledildiklerinde toplumda çok fazla bir infial olmadı. Normalinde olması lazım. Olmadı. Dediğim gibi TKPC şüphesiz benim orada ölen arkadaşlarım son derece değerli, kıymetli, kaliteli insanlardı. İyi insanlardı, devrimci insanlardı. Ama yanlış çizginin götürdüğü, zorunlu olarak bir intihar noktasına gitti arkadaşlarım. Ve ölümleriyle dediler ki, bu yol yanlış. Bu yol doğru değil. Devrimciler daha başka bir yolu tercih etmeli Türkiye'de. Ölümleriyle bunu bize ispatladılar. O yüzden o değerli arkadaşlarım, şimdi onların size isimlerini sayayım. Mahir Çayan, Ertuğrul Kürkçü, şey sırasına göre sayıyorum. Sinan Kazım Özüdoğru, Devgenç Genel Sekreteri, şeyde Devgenç Genel Başkanıydı biliyorsunuz. Hüdayi Arıkan, biraz önce söylediğim değerli arkadaşım Sabahattin Kurt. Ondan sonra Saffet Alp, tek şeydir, subaydır. Cihan Alptekin, Ömer Ayna, yerel devrimcilerden Ahmet Atasoy, Nihat Yılmaz, şeylerin de akrabasıdır bizim Aygan Sarıhanların. Müsaade edin de o değerli arkadaşımın ismine bakayım. Ertan Sarıhan. Bu 10 arkadaşımız orada katledildiler. Şimdi dediğim gibi bu dersleri çıkarmamız önemlidir. Birkaç tane özgün şey anlatayım. Mahir Çayan arkadaş Maltepe'de kendisi yaralı, Hüseyin arkadaşımız Cevahir 25 kurşunla, hatta bazı yerlerde 27 kurşun deniyor, öldürülüyor. Aslında ilk girdiklerinde yaşıyor, tarıyorlar. Zaten taranmadan bir insanın üzerinde o kadar kurşun çıkmaz. Niçin onu öldürüyorlar? Şunun için arkadaşlar. Mahir Çayan'ı tam çıkaramıyor şeyler, emniyet kuvvetleri. Çünkü Mahir Çayan öyle kolay bilinen bir insan değil. Yani poliste öyle
şeyleri falan olan biri değil. O ara kuşatma altına aldıklarında İlkay Demir'e soruyorlar. Şey nasıl bir adam diye. Mahir Çayan. İlkay Demir şeyi anlıyor, orada kuşatıldığını biliyor. Diyor ki bunu vuracaklar. Onun üzerine diyor ki zayıf, uzun boylu, saçları dökük, esmer biri. Bu da Hüseyin Cevahir'dir. Yani Hüseyin Cevahir'i tanımla deseniz böyle tanımlanır. Onlar da şey diye Hüseyin Cevahir'i tarıyor, Mahir diye. Ve ilk haberlerde hatırlar mısınız bilmem. Tabii ki ben çok ilgili olduğum için hatırlıyorum. Mahir ölü, Hüseyin Cevahir yaralı yakalandı diye ilk haberler böyle açıklandı. Ben çok iyi biliyorum. Yani Mahir Çayan diye Hüseyin Cevahir'i taradılar. Ve Mahir bunu öğrendi. Mahir sağ ele geçmemek için intihar etti. Ama kalbine attığı kurşun solak buradan akciğerlerine girdi, kalbi sıyırdı ve ölmedi. Ölmedikten sonra arkadaşlar ruh hali, Mahir Çayan'ın cezaevinde bir süre Selimiye'de ayrı kaldı. Orada Naci Gür diye bir savcımız vardı. Daha sonra öldü. Öldürüldüğü de iddia edildi. Neyse. Her akşam geliyor, kafayı çekiyor. Ulan bir ölemedin bile. Yok bilmem ne yapamadın. Sürekli bir psikolojik savaş yürütüyor ona karşı. Özel nedenleri de varmış onun. Geçmişte bir ilişki ağı varmış. Neyse. Geliyor Mahir'e böyle şeyler söylüyor. Ve Mahir psikolojik olarak zaten sağ kalmanın verdiği şeyle çok üzgün. Emin olun hiç kendinde değildi. Geldiğinde de böyle niye yaşıyorum ben, niye ölmedim ruh hali. Bunu anlar mısınız bilmem. Yani böyle şimdi kaçma olayını uzun anlatmadım. Aslında onun detayları var. Ya zor kaçış olacak. Kaçma olayı çok zor. Ben dedi çıkarım tünelden, koşarım. Kaçabilirsem kaçarım, kaçamazsam vururlarsa vururlar. Yani önce ilk o koşacak. O koşullarda zaten mümkün değil kaçmak. Kaçmanın yolunu bir başka şekilde bulduk. Bunu burada anlatmayacağım uzun süre çünkü. Yani ruh hali Mahir arkadaşın artık yaşamıyordu. Ölümden de korkmuyordu. Son derece gözü kara. Yaptığı işte olağanüstü inanan, olağanüstü o konuda şey olan bir arkadaştı. Teorikliğini, zenginliğini falan burada tartışmıyorum. Orada ölen arkadaşlarımız hakikaten son derece biraz önce dediğim gibi hepsi birikimli, kaliteli arkadaşlardı. Bugün yaşasalardı çok farklı şeyler yerlerde olurlardı şüphesiz. Şimdi biraz önce çok uzun üzerinde durmadan söyledim. Kitle çizgisi. DHKPC'yi oraya götüren, Kızıldere'ye götüren ve sonlanan şey kitle çizgisi izlememesidir. Şimdi bugün bazı baktım, ben çok fazla gezmem ama internette Bülent Forta, dev yolcu bir arkadaşımız, onun bir yazısını okudum. O yazıda tabii ki orada ölen insanların iyi insanlar, arkadaşlar, devrimciler olduğunu anlatıyor. Bu bir katliamdı. Bunun yaraları kolay kolay geçmeyecek. Onu da söylüyorlar doğru ama Kızıldere direnişi deyip Kızıldere'yi, tabii orada şu çok önemli, hiç ayrılmıyorlar birbirlerinden. Ölümü hep beraber göze alıyorlar. Bu da bence önemli, kıymetli bir şey. Ben bunu reddetmem. Ama oraya şeyi abartmak, bir yanlış çizginin sonucu olarak olan bir olayı bugün abartmak, Şanlı Kızıldere direnişi falan diğer örgütler, bunu genç kitlelere, gençlere bunları empoze etmek
doğru değil. O yüzden de ben bu arkadaşların bu tutumunu eleştiriyorum. Ayrıca şunun üzerinde de düşünmek lazım tabii. Şimdi insanlar bir mecburiyete zorlandığı zaman diyor ya biz mecburuz. Şimdi üç tane teknisyeni kaçırıyorsunuz arkadaşlar. İki İngiliz, bir Kanadalı. Teknisyen. Daha evvel TKPC İstanbul İsrail Başkonsolosunu kaçırdı. İsrail her zaman Türkiye'de önemli bir ülkedir. Yani küçüklüğüne bilmem neyine bakmayın. Arkasında çünkü Amerika vardır. Dolayısıyla çok önemli bir ülkedir. Biz onun şeyini kaçırdık. İstanbul Başkonsolosunu. Orada da devrimcilerin bırakılması için taleplerde bulunduk. Kabul etmediler. Bir konsolosu kaçırılması ve serbest bırakılmasını kabul etmiyorlar. Orada ileri sürülen şartları reddediyorlar. Siz üç tane teknisyeni kaçırdığınızda bunun kabul edilmeyeceği o kadar açık değil mi? Yani devrimci akıllıdır. Devrimci aynı zamanda bir mühendis gibi düşünür. Yaptığım şey başarılı olabilir mi? Buralara çok uzun girmiyorum ama devrimciler başarıyı gözetir. Başarılı olabilecek miyiz? Diyelim ki kaçırdık, şey yaptık, taleplerimizi ördük. Bunları kabul edecekler mi? Bunları düşünür, bunların hesabını yapar. Ama zorunluyuz, mecburuz dediğiniz andan itibaren artık burada akıl ve mantık devre dışı kalır. Ya da devrededir ama Mahir'in dediği gibi yapmak zorundayız. Öleceksek öleceğiz. O yüzden siz bir şeyin içine girdiğiniz zaman artık normal düşünme ve normal akıl yürütme noktalarından maalesef uzaklaşıyorsunuz ki Mahir benim gördüğüm biraz önce dediğim gibi en zeki insanlardan biriydi. Şimdi başka şeyler de okudum, izledim bu dönemde. Bu kaçış olayının bilindiği ve bilerek bu kaçış olayına göz yumulduğu, bu kaçacak insanların daha sonra nasıl olsa bir yerde sıkıştırılıp öldürülecekleri, bunlar konuşuluyor. Bingöl Erdumlu benim eski bir arkadaşımdır. O iddialarda bulunuyor. Hatta diyor ki şeyin kitabında var diyor. Turan Feyzoğlu'nun kaçma olayından haber alınıyor. Ankara'ya bildiriliyor. Ankara'dan da diyorlar ki durun. Ankara'dan 4 veya 2 tane Amerikalı subay geliyor. Faik Türün ve diğer 2 tane daha şeyle toplantı yapıyorlar. Diyorlar ki dokunmayın. Hatta kolaylaştıralım. Kaçsınlar, biz sonra onları nasılsa infaz edeceğiz. Şimdi böyle bir iddia var. Şey iddia ediyor ve kitapta diyor, yazıyor diyor. Bunu da söyleyen diyor, o toplantılarda bulunan birinin anlattıklarına dayanarak söylüyor. Şimdi bu kadar bu kaçma olayı ve Kızıldere'ye gidiş baştan planlanıp buralara arkadaşlar sürüldüler mi? Yoksa kendi inisiyatifleriyle bunları seçip şey yaptılar mı? Şimdi ben bizzat o kaçma olayının içindeydim. Tüneli en çok kazanlardan biriydim. Ama şunu da gören biriydim. Artık arkadaşlar metruk bir tuvalet vardı arkadaşların kaldığı yerde. Şeyin ağzının olduğu yerde. Metruk bir tuvalet. Kullanılmıyor. Kapısı kapatılmış. Üst kısmı biraz açık. Arkadaşlar oradan tünelden çıkan toprakları oraya bastılar. Fakat yer kalmadı. Daha devam ediyor. Maltepe cezaevini görseniz çok daha iyi anlarsınız.
Açık bir bölme var. Şöyle bir 20 metrekare kadar. Üstü demir parmaklı. Burası zaten cezaevi değil. Burası bir gazino. Gazinodan bozup cezaevi yapıyorlar. Selimiye o zaman yok. Askeri cezaevi yapıyorlar. O Malta'da 5-6 tane duş yerleri var. Duş bildiğiniz. Önlerinde de şeyleri var. Bir kısmı var, bir kısmı şey. Yer yetişmeyince arkadaşlar o Malta'daki herkesin girip çıktığı, herkesin kullandığı Malta'daki o duşların bir tanesine toprakları yığmaya başladık. Görülüyor. Baktığında görüyorsun. Şey tam kapatmıyor. Önündeki tam kapatmıyor. Baktığında görüyorsun. 5-6 gün öyle kaçma olayından belki daha da fazla orada topraklar vardı. Her göz görüyor onu. Yani cezaevinin sonradan düşünüyorum tabii. Ya görmemesi mümkün değil. Yani o istihbaratın ben doğru olduğunu düşünüyorum. Kaçma olayından haberleri olduğunu daha evvel de biz şey yaptık. Bir şey var. Engellemeyin deniyor ya, bırakın kaçsınlar. Biz onların hesabını göreceğiz. Onların hepsini katledeceğiz diyorlar orada açıkça. Kızıldere'de bunu gösteriyor. Bırakın kaçsınlar deniyor. Bir ve tabii kontrol edecekler. Nereye gittiler? Fakat onların bildiği gün kaçış olmadığından çıkacakları noktada eğer onlar tertibat alıp onları izleyeceklerse o gün çıkmadılar. Ertesi gün kaçış olayı oldu. Planlanan günden ziyade onu da öğrenmişlerdir artık kaçmayı öğrendilerse devlet şey yapmadı. İkinci gün kaçıldığında büyük ihtimal kontrol dışına çıktılar. Ama tekrar kontrol altına girmiş olabilirler. Bakın bırakın kaçsınlar da bir neden daha var. Çünkü ben kendi sorgumdan iyi biliyorum. Şöyle diyorlardı, ya bunlar çok genç, bunlar bu işi beceremez. Bunların arkasında bir şeyler olması lazım. Acaba kim var bunların arkasında? Bunlar genç çocuklar. Kim sürdü bunları şeye? Benim bulunduğum yerde, hatta ismini de vereyim, rahmetli olmuştur belki. İhsan Dede, benimle aynı soy ismi, hatta büyük ihtimalle Artvinlidir çünkü. Büyük ihtimalle de akrabayız. O soruyordu. Kim var arkamızda bana? Aybar mı var? Ya diyordum Aybar'la ne alakamız var? Biz anarşistiz ya. Ya biz şeyiz, gerillayız. Şu mu var, bu mu var? Hatta biri ya bunların yurt dışı bağlantısı olabilir mi? Bir Filistin örgütüyle olabilir. İki Rusya ile olabilir. O zaman devrimcilik Rusya falan deniyor ya. Kaçış olayında arkadaşlar bunların bağlantıları kimlerle ilişki kuracaklar vesaire noktasında devletin ben o bırakın kaçsınlar anlayışında etkisi olduğunu da düşünüyorum. Çünkü benim üzerime o noktada çok geldiler. Kim var arkanızda? İsimler saydılar vesaire. Sonuç olarak Kızıldere arkadaşlar hala kapanmayan, hala hesabı sorulmamış bir yara olarak duruyor. Sen bana böyle öyle yaptın, beni havalandırdın mı? Kes mi dedin sen bana? He? Anlamışım bak, gördün mü? Neyse sen o kısmını kesiver.